Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde özlemle beklenen lavanta günleri düzenlenen bir etkinlikle başladı. Mor lavanta bahçelerine gelenler mehter takımı konseriyle karşılanırken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuları da hedefi tam 12'den vurarak tam not aldılar. Lavanta tarlaları içerisinde gösteri yapan İncesu Halk Oyunları ekipleri de adeta izleyenleri büyülediler. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin akın ettiği Kuyucak'taki lavanta günleri düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe başta Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi olmak üzere Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel'le yüzlerce ziyaretçi katıldı. Lavanta tarlasından en önde mehter takımı, arkasından bisikletli gençler ve atlılar olmak üzere ziyaretçiler köy merkezine kadar sıcak havaya aldırış etmeden lavanta kokuları arasında yürüdüler. Vali Ömer Seymenoğlu yürüyüş boyunca elinde Türk bayrağı olan Kuyucaklı teyzenin elini bir an olsun bırakmadı. Lavanta günleri etkinliğine katılanlarsa gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini belirttiler. Çok güzel şeyler gördüm. İlk defa gördüm. Ben buralı değilim. Elazığlıyım. Ama 19 yıldır Isparta'dayım. Hiç bilmiyordum. 2 yıldır biliyorum ama bugün ilk defa geldim. Ama harika bir şey. Biz İzmir'den geldik. Biz bir yıldır falan bekliyoruz gelmeyi. En iyi zamanı bekledik. Sosyal medyadan da takip ediyorduk zaten. En güzel zamanını öğrenince biz de hemen gelmek istedik. Zaten muhteşem görsellerden falan olduğu için. Ama yakından daha güzel kokusuyla falan. Çok hoş bir yer. 10 tane arkadaşımı getirdim, bayan arkadaşım. Bir gecede hazırlandık, uçtuk buraya. Peki nasıl buldunuz? Harika bulduk. Hepsi memnunlar. Neredeyse her taşı mor renge boyanan ve her sokağa mis gibi lavanta kokan Kuyucak köyünde korteje katılanlar lavanta taçları ve lavanta desteleriyle karşılandılar. Lavantanın son yıllarda yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldığını kaydeden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, lavantanın uluslararası boyutta da tanıtılmaya başladığını belirterek köyde pansiyonculuk konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Lavanta çiçekteyken, gezilip görülebilirken, insanlar bu doğal ortamda gezip görürken mutlu olur olabiliyorsa bunu zamana yayalım dedik. Yaklaşık 35-40 günlük, 45 günlük hava koşullarına göre bir çiçeklenme sezonu var. Son yıllarda bunun biz turizme kazandırılabileceğini fark ettik ve binlerce, on binlerce insanların buraya akın akın geldiğini fark ettik. Onun için biz de köy muhtarlığıyla, köydeki kadınlar kooperatifiyle, ilçe belediye başkanlığıyla, kaymakamlığıyla, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve bütün paydaşlarla bir araya gelerek bunun tanıtımını biraz daha fazla yaparsak daha anlamlı olacağı, daha fazla misafir burada ağırlayabileceğimizi ve bu kırsalda yerelde yaşayan insanımıza da ek gelir elde edebileceğimizin farkına vardık. Şu anda onu yapıyoruz zaten. Sadece ülke sınırlarıyla bu lavantanın güzelliğini sunmakta sınırlı kalmayalım. Aynı zamanda diğer ülkelere de açılabilelim ki bugünlerde soruyorum Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzden aldığım bilgilere göre yabancı misafirlerimiz de yavaş yavaş gelmeye başladı. Sadece az da olsa bir konaklama sıkıntımız var. Gerçi Isparta şehir merkezimizde turistik otellerimiz var ve şu anda %85-%90 kapasiteyle çalışıyorlar. Ancak köyümüzde şu anda konaklamaya uygun yerler yok. Yavaş yavaş yapılıyor. Fakat bizim isteğimiz yine bunu da muhtarlıkla ve vatandaşlarımızla konuşup ne olur boş evleri en azından az bir masrafla elden geçirerek yani pansiyonculuğu öne çıkartabilirsek gelen misafirlerimiz de zaten bunu arzuluyor. Lavanta sezonunda 300 bin ziyaretçiyi Kuyucak'ta ağırlamayı hedeflediklerini belirten Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta'nın bu yıl
Özellikle kış turizmi açısından da güzel bir yıl geçirdiğini belirtti. Bizim idealimiz 250-300 bin civarında bir misafiri ağırlamak. O misafirimiz buraya geldiği zaman buradan da mutlu ayrılmasını sağlamamız lazım. Bu arada bu hizmeti veren arkadaşlarımızın da az da olsa bir gelir elde etmesine katkı vermemiz lazım. Yoksa bu köye şimdi 500 bin kişiyi, 1 milyon kişiyi biraz uğraşsak getirebiliriz. Ancak karşılığında şu anda hizmeti verebilecek bir altyapımız yok. Onun için bunu daha planlı, daha bilinçli, altyapı hizmetlerini de getirerek, konaklamayı da buna dahil edebilirsek, o söylediğimiz rakamlara çok rahatlıkla ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ama Isparta genelimizde bu yıl Allah'ımıza şükürler olsun turizm yönünden çok çok bereketliyiz. Davraz Dağı'ndaki kış sezonuyla bunu zaten başardık. Davraz Dağı'nda kayak için gerek günübirlikçi gerek kayakçılar 250-300 bin misafiri ağırladık. Orada da altyapı sınırlarımız, kısıtlılığımız vardı. Ancak İl Özel İdaresi'nin de büyük bir katkısıyla, desteğiyle, milletvekillerimizin de Ankara'dan takip etmeleriyle şu anda Davraz Dağı'nda yürütülen 40 milyon liralık bir projemiz var. Yani önümüzdeki sezonu belki de Davraz Dağı'nda kayak için çok çok daha yüksek sayıda misafirleri ağırlayacağız ve yaz ayında da futbolcuları nasıl getirebiliriz'in hesabını yapıyoruz Davraz Dağı için. Kuyucak Köyü'nde lavanta günlerinin Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.